güzel değerlerinin hepsini savunarak, ikisini mezzederek aradaki o uçurumu kapatmak. Çünkü öbür türlü toplum tam anlamıyla bölünmüş oluyor. Allah seversen. Evet. Onu engelliyoruz ve engelledik. Gezi olaylarında da sözümüzün geçerli olmasının nedeni denge unsuru olmamızdan kaynaklandı. Evet. 15 Temmuz'da da çok etkili olmamızın nedenlerinden biri de yine budur. O gece çok büyük çoğunluk sizi izlemişti. Ya kardeşim, ben normalde bir yüksek izlememiz var ama o gün 10 misliydi. Evet. Hayret ettim. Yani bunun sebebini de anlayamadım. Çünkü aç Show TV'yi, ATV'yi aç, TRT'yi aç. Hiçbiri izlemiyorlar. Beni izlediler. Hayret ettim. Evet. Onu. Tam 10 misli ya. Ya bana karşı olan aileler bile bizim kanal açmışlardı. Evet. Haber aldım. Ya bize karşı olan aileler var. 3-5 tane. Çocukları söyledi. Yani direkt sizin kanalı açtılar dedi. Başından sonuna kadar o seyretmişler. Kim bilir ne yani bakış açıları. Yani bilinçaltlarında demek ki olumlu bir bakış açıları var. Diyanet İşleri Başkanlığı benim için kutsaldır. Makamı da kutsaldır. Evet. Ama bir yanlışlık var. Bir sosyal büyük bir yara var. Büyük bir bela var. Büyük bir dert var. Ben buna dikkat çektim ve Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın bunu ön plana alması gerektiğini söyledim. Burada onu rencide edecek bir şey yok. Diyaneti de rencide edecek bir şey yok. Bir gerçeği ifade ettim. Acı bir gerçeği. Buna karşı tedbir alalım dedim. Yani bunun yanlış anlaşılması çok büyük bir hata olur. Evet. O zaman hiçbir şey konuşamayız. Evet. Aynı şekilde çözüm sürecini de söylemiştiniz. Gerçekten ortadan kaldırıldı çözüm. Tabii. Benim devlet sevgim, devletin tüm kurumlarına olan sevgimi en coşkun şekilde ifade eder. Evet. Devlet benim için kutsaldır. Evet. Devletin müesseseleri de kutsaldır. Evet. Ama bir hata varsa, bir yanlışlık varsa devleti korumak, milletin âli menfaatleri için onu belirtmek Allah'ın bir hükmü, vicdanın bir gereğidir. Ben bunu yerine getiriyorum.